Bu videoda sizlere çocuklarda görülen davranış bozukluklarından biri olan çalma davranışından bahsedeceğim. Çalma, bir kişinin kendisine ait olmayan bir eşyayı izinsiz alıp ona sahip olmasıdır. Çocukta dünyadaki her şeyin kendisine ait olduğu inancı dil gelişimine paralel olarak 2 yaşından itibaren kaybolmaya başlar. Ve kendine ait olan ve olmayan şeylerin sınırları yavaş yavaş çizilmeye başlar. Çocuğun kendisine ait olmayan şeyleri almaması gerektiğini öğrenmesi için küçük yaşlardan itibaren çocuğa mülkiyet kavramının kazandırılması gerekir. Bu konuda en iyi rol modelleri çocuğun anne babası ve çevresindeki yetişkinlerdir. Çünkü çocukta doğuştan mülkiyet kavramı yoktur. Çevresinde gördüğü, beğendiği eşyayı kendisine mal etmeye ve kullanmaya girişir. Ancak çocuğun bir anda başkalarının mülkiyet hakkına saygılı davranması beklenmemelidir. Bazen bu kurala uymayabilir fakat bu büyük bir sorun haline getirilmemelidir. Çocuk dürüst davranma alışkanlığını zamanla kazanacaktır. Burada anne babalara büyük görev düşmektedir. Örneğin anne babanın çocuğa ait bir eşyayı izin isteyerek alıp kullanması, kardeşlerin birbirlerinin eşyalarını izin isteyerek kullanmalarını sağlamak çocuklarda mülkiyet kavramının gelişmesine yardımcı olacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, mülkiyet kavramı henüz gelişmemiş 0-5 yaş arasındaki çocukların başkalarının eşyasını izinsiz olarak alma davranışı çalma olarak nitelendirilmemelidir. Çünkü çocuk henüz daha hangi kurala uyması gerektiği, hangisine uymaması gerektiği konusunda yeterli bilince ulaşamamıştır. Çocuklarda 5 yaş sonrası görülen çalma davranışından bahsedecek olursak, bunun birçok sebebi olabilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için videonun altındaki linki tıklayıp bültenimizi okuyabilirsiniz. Çocukta görülen davranış bozuklukları arasında anne babaları en çok endişelendiren çalma davranışıdır. Çünkü bunu suçlu davranışı olarak görüp korkarlar. Genelde çocuğu cezalandırma, polisle korkutma ya da hiçbir şey yapmama gibi tepkiler gösterirler. Peki anne baba olarak böyle bir durumla karşılaştığımızda ne yapmamız gerekir? Biraz önce de bahsettiğim gibi öncelikle çocuğun mülkiyet kavramını kazanıp kazanmadığı kontrol edilmelidir. Eğer bu konuda sıkıntılar varsa çocuk bu konuda mutlaka bilinçlendirilmelidir. Genel olarak çocuğu damgalamak, etiketlemek yerine yapılan davranışa odaklanmak doğru olacaktır. Çocuk okuldan kendisine ait olmayan bir eşyayla döndüğünde çocuğu korkutmadan "Hırsız, başkasının eşyasını mı aldın? Bunun sende ne işi var?" gibi tepkiler vermeden eşyayı çocuğun geri vermesini sağlamak en doğrusu olacaktır. Alınan eşya zarar görmüş ise yenisi alınıp çocuğun harçlığından ödenmelidir. Bu tip durumlarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta fiziksel cezadan kesinlikle kaçınılmalı. Aşırı tepki vermeden durumun kabul edilmediği çocuğa gösterilmelidir. Çocukla konuşularak sorun çözülmeye çalışılmalıdır. O eşyayı alırken aklından neler geçtiği konusunda çocukla konuşulabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.